Hesapların arasından bile para çıktı. Operasyonda 53 kişi gözaltına alındı, 552 bin lira para ele geçirildi. Adana'da da yasa dışı bahis operasyonu vardı. Adana merkezli 9 ilde yürütülen soruşturmada savcılık internet üzerinden bahis oynatan 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis harekete geçti. Ev ve iş yerlerinde yapılan baskınlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araba gitti, durdu. Geri geldi. Çünkü birkaç saniye önce bir serçeye çarpmıştı. Aracın direksiyonunda demir ustası Hasan Bodur vardı. Arabasına çarpıp yola düşen serçeyi almak için geri geldi. İyi ki de geldi. Şayet o gelmeseydi, belki serçe oradan geçen traktörün lastiği altında ezilecekti. Yaralı serçeyi alıp arabasına dönen Bodur, minik kuşa kalp masajı yaptı. Suni teneffüs uyguladı. Kalp masajı ve suni teneffüsü üst üste tekrarladı. Geliyor, canlandı. Ölme ha. Demir ustası minik serçe kendine gelene kadar uğraştı. Arabada su da yok ya. Gidelim hemen abi. Su verelim. Gerekse bir veterinere götürelim. Bu arada yaralı serçe canlandı. Nasıl canlandırdım? İyi kurtuldu. Kurtuldu gördük. Hasan Bodur, minik serçeyi izlediği videolar sayesinde hayata döndürmüştü. O anda o heyecanla hemen serçe kuşuna suni teneffüs uygulamaya başladım. Ve ağzından nefes verdim. Göğüs kafesine tekrar 7-8 defa bunu bu şekilde uyguladım. Ve kuşun hayata döndüğünü fark ettim. Yani bu gerçekten yani doğaya bu kuşu tekrar kazandırdık. Serçe'ye suni teneffüs ve kalp masajı yaparken yanında arkadaşı Ercan Söyler vardı. O da o anları cep telefonuyla kaydetti. Yani o an anlatılmaz, yaşanır derler ya. Biz o anı yaşadık. Hani o kuşun tekrar hayata dönmesi, tekrar doğaya kanat çırpınışları gerçekten çok duygusal, güzel bir gündü.